Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalar. İnşallah Mebadi Durusul Arabiye eserimizde bu akşam 8. dersimizdeyiz. Daha önceki iki dersimizde mazi fiilin zamillerle beraber çekimi, bir önceki dersimizde muzari fiilin zamillerle beraber çekimi ve inşallah bugünkü dersimizde de tasriful emri me'addamair zamillerle beraber emir fiilin çekimi isimli Güzel ve kaliteli bir konu bizleri beklemekte. Yine diğer derslerde söylediğim gibi biz bugün bunu sadece tanıyacağız. Yani emir fiil zamirlerle beraber hangi şekle bürünüyorlar? Yani unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne? Bugünkü dersimizin konusu. Ama ilerleyen derslerimizde bu bitiştirdiğimiz zamirler ne anlama geliyor? Bunlar muttasıl merfu zamir olup nasıl fi mahal ref şeklinde bunlar fail olarak kullanılıyorlar. İnşallah bunlar ilerleyen derslerimizde irap ve binaya paralel olarak bunlar da karşımıza gelecek. O yüzden bu üç ders son derece önemliydi ama zamillerle fiili beraber gözümüzde canlandırabilmek için önemliydi. Asıl önemleri irap konuları geldiğinde bizim için önemli olacak. O yüzden bu da ona bir hazırlık dersi gibi düşünebilirsiniz. Yoksa bugünkü dersten sonra emir fiil tamamdır bir önceki derslerde mazi ve muzari tamamdır. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ama tanıyabilmek adına bunlar tadımlık ders olarak düşünebiliriz bunları. Emsiletun örnekler bölümümüze bakalım. Uktub ya Muhammedu yaz ey Muhammed. Uktub yaz emir fiil bir erkek için. Uktube ya Muhammedani siz yazın. Siz ikiniz yazın ey iki Muhammed. Uktube ya, ikiniz yazın. İki erkek için. Uktubu ya Muhammedune sizler yazın ey Muhammedler. Uktubu sizler yazın. Üç ya da daha fazla erkek için. Cemi erkekler için yani. İkra ya İbrahim. Oku ey İbrahim. İkra oku bir erkek için. İkra e ey yuhettil Siz ikiniz okuyun ey iki öğrenci. İkra e ikiniz okuyun. İki erkek için. İkra u ey yuhettelamidu. Sizler okuyun ey erkekler. İkra u en az üç erkek için. İkra, ikra e, ikra u, uktub, uktube, uktubu emir fiil Arapçada aslında kolaydır. Yani mazi ve muzariye baktığınız zaman mazinin 14 tane çekimi var, 14 kalıbı. Bunu gördük geçen derslerimizde. Bir önceki dersimizde de fiili muzari'nin yine 14 kalıbı olduğundan bahsetmiştik. 3 gayip, 3 gayibe 3 muhatap 3 muhataba 2 nefsi mütekellim şeklinde mazi ve muzarinin 14'er tane vezni var. Ama emir fiilin sadece 6 tane vezni vardır. Şimdi 6'yı mı bilmek kolay? 14, 14'ü bilmek mi kolay? Aslında 6'yı bilmek kolay. Ama ne yazık ki etrafımız özellikle fiili muzarilerle çevrili olduğu için sonrasında da fiili mazilerle çevrili olduğu için biz emir fiille az karşılaşıyoruz. Bundan dolayı 6 tane çekimi olsa da çok fazla kullanıp göremediğimiz için emir fiili öğrenip unutuyoruz. Öğrenip unutuyoruz. Öğrenip unutuyoruz. Emir fiilin zorluğu bundan kaynak. Yoksa emir fiil de diğerleri kadar kolaydır. Bu sebeple inşallah bu son unutacağımız ders olur. Artık emir fiili ezberler ve inşallah onu da unutmayız çünkü işimize mutlaka yarayacaktır. Kur'an'da hadisi şeriflerde fazlasıyla emir fiil de var ama muzari en fazladır. Mazi sonra sonrasında da emir fiil gelmekte. Şimdi bayan için olan emir fiillere bakalım. Uktubi Uktubi ya Suadu sen yaz ey Suad Uktubi bir bayan için Uktubi bir bayan için Uktube siz ikiniz yazın ya Fatime tane ey iki Fatıma Uktube siz ikiniz yazın iki bayan için Uktube Uktubne sizler yazın. Ya Fatıma etu, ey bayan ey Fatmalar. Uktubne de cemi bayanlar için. Yine sonunda bakın nunun isve vardı değil mi? Sonunda nunun isve var. İlerleyen derslerimizde bunların üzerinde de duracağız. Yani şuradaki nuna nunun isve diyoruz. Buradaki elife tesniye elifi diyoruz. İşte buradaki ye'ye muhataba ya'sı diyoruz. Şuradaki vav'a cemaat vav'ı diyoruz. Bak bunların üzerinde mutlaka duracağız. Cemaat vav'ı, tesniye elifi, nunun isve, muhataba yası fiillere bitişen bu zamirler bizim için önemli. Çünkü bunların hepsi muttasıl merfu zamirdir ve hepsi faildir. Muttasıl merfu zamirdir ve bunların tamamı faildir. O yüzden bunlar bizim için vazgeçilmezimiz olacak. Ekmek su gibi sayın hocalar. İkra'i ya Fatimetu oku sen ey Fatıma. İkra'i sen oku bir bayan için. İkra'e Eyyetu hettil mizetani siz ikiniz okuyun ey iki öğrenci. ikra iki bayan için. ikra ne sizler okuyun cemi bayanlar için. Nereden anladık sonundaki nunun isveden. Eyyetu hettil sizler okuyun ey kız öğrenciler. ikra ne cemi bayanlar için. Yani en az üç tane bayandan bahsediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi uktub, uktube, uktubu Uktubi, uktuba, uktubna. İkra, ikra, ikra u, ikra i, ikra, ikra e, Toplam 6 tane. Sadece 6 tane. Şimdi gelelim izah bölümümüze. Kad sen daha önce öğrenmişt neyi? Ennel madi vel mudani yetesarrafu kullun minhuma ila 14 misalen. Sen daha önce muzari ve mazinin o ikisinden hepsinin yani tamamının 14 farklı misale çekildiğini sen öğrenmiştin. Doğru. Lenne kullu vahidin minhuma. Çünkü onlardan her birisi yani hem mazi hem de muzari yekun lil gaibi, gaip için oluyorlar, mütekellim için oluyorlar, muhatap için oluyorlar. Ve alam el an ve şimdi sen bil ki ennel emra emir fiil yet-tasarrufu ila sittati emsile. 6 tane misale çekilir. Yani emir fiilin 6 vezni, 6 kalıbı var ama mazi ve muzarinin 14'er tane kalıbı vardı. Neden peki? Neden emir 6 tane de diğerleri 14 tane? Li'ennehu çünkü o yani li'enne fi'al emir çünkü emir fiil la yakun illa lil muhatap Emir fiil sadece muhatap için olur. Bak mazi ve muzaride gâib de var gaibe de var, mütekellim de var. Ama emir fiilde olmaz. Emir fiilde sadece muhatap var ve muhataba var. Muhatap ve muhataba var. Selâfetun min hâfihil muhatabil müzekker. Bu 6 taneden 3 tanesi nedir? Müzekker muhatap içindir. Ve selâfetul bâkiye lil muhatabetil müennete. Ve geriye kalan 3 tanesi de müennes muhataba içindir. Üç tanesi erkek muhatap için, 3 tanesi bayan muhatap için sayın hocalar. Ve tafsiluhe bunun detayı yani bu söyledik ya şimdi 3 tanesi erkek muhatap için 3 tanesi de bayan muhatap için işte bunun detayı nerede gelecek? Alen nematin etiye. Nemat kelimesi daha önceki derslerimizde alen nehul eti demiştik kitabımız. Burada ennemat kelimesini kullanacak. Nemata da baktığımızda biçim, suret, tarz manasında. Yani bunun detayı da şu gelen tarz üzeredir. Şu gelen suret üzeredir sayın hocalar. Uktub ikra. Uktub ikra. Fi'le emir lil vahidil müzekker muhatap. Bir erkek muhatap için. Sen oku. Sen yaz. Uktuba ikra. E. Siz ikiniz okuyun. Siz ikiniz yazın. Bu da ne için? Emir fiildir. İki muhatap erkek için. İki muhatap erkek için. Uktubu ikra'u sizler okuyun, sizler yazın. Fi'l emir li cemaati zukurul muhatabin. Cemi erkek muhataplar için. Yani en az üç kişi. Cemi erkek muhataplar için. Uktubi ikra'i sen oku bir bayan için. Sen oku, sen yaz bir bayan için. Bu da fi'l emir lil vahidetil müannesetil muhataba. Bir muhataba bayan için. Yani karşımızda bir bayan varsa ona uktubi ya da ikra'i deriz. Ona uktub ya da ikra demeyiz. Uktube ikra'e siz ikiniz okuyun, siz ikiniz yazın. Bu da yine iki müennes muhataba bayan için kullanılıyor. Uktubne ikra'ne sizler yazın, sizler okuyun. Bu da yine cemi muhatap bayanlar için. Cemi muhatap bayan. Yani bizim karşımızda bir erkek varsa, iki erkek varsa ya da cemi erkekler varsa ya da bir bayan, iki bayan ya da cemi bayanlar varsa ona göre kullanacağımız emir fiil değişecektir. Ona göre kullanacağımız emir fiil değişecektir. Neden? Çünkü mazi fiil de değişiyor değil mi? Karşımızdakinin durumuna göre ya da gayip olan birinin durumuna göre muzari de değişiyor, mazi de değişiyor. Ona göre karşımızdaki muhatabın cinsiyet ve sayısına göre mutlaka emir fiilde değişecektir. Yani cümlede işte tam bir uyum ve mana bütünlüğü istiyorsak cümlenin genel akışındaki bu fiillerle ne yapmamız lazım? Kontrol altında tutmamız lazım. Yani faillerle fiillerin sayısal değerleri, nitelik, nicelik, cinsiyetleri bunların tamamı birbiriyle uyumlu olması lazım. Yani cümlede iki bayandan bahsederken biz oraya erkek için kullanılan cemi fiilini koyamayız. Ya da cümlede cemi bayanlardan bahsederken biz oraya bir bayan için kullanılan ya da iki bayan için kullanılan bir fiili getiremeyiz. Buna son derece yoksa cümlelerimiz devrikleşir, manadan düşerler ve o zaman irabın dışına da çıkmış oluruz. Bu akıl kârı da değil. O yüzden kurgularımızı iyi kurgulamalıyız. Failler, fiiller hepsi yerli yerinde olacak. Cinsiyet ve sayı bakımından da uyumu yakalamak durumundayız. Bunun için bize ne lazım? İşte onları öğreniyoruz. Bize uygun fiili seçeceğiz. Bak fiilin kökünü biliyor olabiliriz. Fiilin kökünü biliriz, manasını biliriz. Sonra sarf ilmi devreye girer ve o fiilin uygun kalıbını getirir. Cümlemizde uygun boşluğa yerleştiririz. O fiille alakalı her şey sarf ilminin konusudur. Peki bizim dersimiz nahif. O zaman biz bunları niye burada görüyoruz? O fiilin çekimi uygun hale gelmesi sarfın konusu doğru. Ama onun irabı ve o fiili alıp cümlenin neresine nacizane bırakacağız? Bu da nahiv ilminin konusudur. Sarf onu çekmemizi, kalıplaştırmamızı sağlar ama manayı verdirme vesaire vesaire uygun yere getirme ve irabını tamamlama. Bu da nahiv ilminin konusudur sayın hocalar. O yüzden dersimiz nahiv. Şimdi temrinat alıştırmalar bölümündeyiz. Birinci alıştırmamız emtiletun li emril emril muttasil bi damiril ithnaynil muhatabeyni. İki muhatap erkek zamirinin bitiştiği emir fiillere örnek demiş. Adriba siz ikiniz vurun. Unsura siz ikiniz yardım edin. Etwiya siz ikiniz katlayın. İşrabe siz ikiniz için. İstakbira sizler ikiniz haber sorun. Tealleme sizler ikiniz öğrenin. Tebeyyene sizler ikiniz açıklayın. İs'ele sizler ikiniz sorun. Ecibe sizler ikiniz cevap verin ve gule sizler ikiniz söyleyin. İkinci alıştırmamız emsiletun. Şimdi burada tabii ki dışarıdan baktığımızda bu alıştırmalar çok kolay. Bu alıştırmalara ne gerek var? Bu alıştırmalar gereksiz. Hadi bunlar yazılmış da bu hoca neden bunları ısrarla okuyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu dersimizi hayatında ilk defa emir fiille karşılaşan birinin izleme olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla bunları okuyoruz ki o biraz daha bu konuda bilgi sahibi olsun. Biraz daha fazla fiilleri göre 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 ona alışsın istiyoruz. Yoksa içimizden bunları hiç okumasak da olur diyenler mutlaka vardır. İkinci alıştırmamız emsiletun li emril muttasil bi damiri muhatabin. Şimdi neyi göreceğiz? Cemi muhatap erkeklerin zamirinin bitiştiği yani cemaat vavın biriştiği, bitiştiği emir fiillerin örneklerine bakacağız. Yadri bu sizler ne yapın? Sizler vurun. Unsuru sizler yardım edin. İt sizler katlayın. İşrabu sizler için. İstakbiru sizler haber sorun. Teallemu sizler öğrenin. Tebeyyenu sizler açıklayın. İselu sizler sorun. Ecibu sizler, sizler cevaplayın. guulu sizler söyleyin gibi. Üçüncü alıştırmamız. Emretun li fi'lil emril muttasil bi damiri cemaatil inatil muhatabat. Bu sefer de cemi bayanlara, cemi muhatap bayanlara delalet eden zamirin bitiştiği emir fiiller. Yani Nunun isveli emir fiiller göreceğiz. İdribne, sizler vurun bayanlar için. Unsur ne, sizler yardım edin bayanlar için. Itwi sizler katlayın. İşribne, sizler için. İstakhbir ne, sizler haber sorun. Teallam sizler öğrenin. Tebeyyen sizler açıklayın. İsel ne, sizler sorun. Ecibne, sizler cevaplayın. gulne sizler söyleyin. Tabi burada fiillerimizin özellikle nakıs ve ecvef olmalarından mütevellit fiillerde bazı değişiklikler var. Bunları inşallah sarf derslerinde derinlemesine göreceğiz. Bunların içinden geçeceğiz sayın hocalar. Mecburuz yani. Yüzeysel bırakmayacağız. Konuları öğreneceğiz. Dördüncü alıştırmamız. Emsiletun li fi'lil emrul muttasil bi damiril vahidetil mühennesetil muhatama. Yani bir muhatap bayana delalet eden zamir. Yani diğer adıyla muhataba yasının bitiştiği emir fiil örnekleri. İdribi sen vur bir bayan için. Unsuri sen yardım et. İtvi sen katla. İşrabi sen iç. İstakbiri sen haber sor. Teallemi sen öğren. Tebeyyeni sen açıkla. İseli sen sor. Ecibi sen cevapla. Guli sen söyle. Ben nedense bunu seviyorum. Yani muhataba yağsı bitişen fiilleri ben acizane seviyorum. Çok hoşta görünüyorlar bir bayan asaleti var fiillerde açıkçası ama dikkat etmemiz lazım. Çünkü diğerleri gibi değiller. Yani unsur gibi, iclis gibi değil bak. Unsuri, iclisi sadece bir ye. Sadece bir muhataba yası bizim fiilimizi erkeklikten bayanlığa geçirebiliyor. O yüzden muhatabımız erkekse unsur deriz, bayansa unsuri deriz. Biraz nazikleşmek lazım. Beşinci alıştırmamız. Cümelün mufidetun fiha ef'alun emr muttasile bi damair ale talib. Şimdi şuraya gene ayıralım. İçerisinde zamirlerin bitiştiği emir fiillerin olduğu faydalı cümleler göreceğiz ve öğrenciye düşen bunların çeşidini açıklamaktır. Burada da ayeti kerimelerimiz var. Mesela şurada fecneh fecneh leha ve tevekkel alallah. Bakın bunlar nedir? Unsur karşılığı fecneh Tevekkel. Bunlar unsul karşılığı nelerdir? Emir fiillerdir. Bakalım şöyle bir baktığımız zaman mesela ne olabilir? Bak küli veşrabi küli veşrabi bak hep bunlar da unsuri karşılığı nedir? Emir fiillerdir. <laughs> Burayı geçelim. Şimdi sorular bölümüne geldik. Birinci sorumuz şu. Sil el efal el atiyete bi damir cemaati zukuril Şimdi şurada fiillerimiz var. Evet şurada fiillerimiz var. Bu fiillerimizi evvela cemi müzekkar erkeklere delalet eden zamir yani cemaat vavı getireceğiz. Sonrasında da iki erkeğe delalet eden tesniye elifi getireceğiz. Sonrasında da cemi bayanlara delalet eden nunisve getireceğiz. Yani evvela cemaat vavı sonra tesniye elifi sonra da nunun isme getireceğiz. Mesela ne gibi? Şu da varmış bu arada. İntesara mesela. İntasir. Normalde intasir. İntasara yantasiru. İntasir. İntasiru. İntasira. İntasir ne bakın. İntasiru. İntasira. İntasir ne olacak? Veya ustuk. Ustuk. Ustugu. Ustuga. Ustuk ne olacak yine? Veya şu işte uçtut var. Uçtut, uçtudu uştudu, uştuda, uştudne olacak. İzheb, izhebu, izhebe, izheb ne olacak? Bu şekilde bunları mutlaka çalışalım. İkinci sorumuz ical elefale la tiyete fi cümenin mufideme adamir mine damair. Şuradaki fiillerimizi cümlelerin içinde kullanacağız ama zamirlerle beraber. Sonra yani bunlara kendi kafamıza göre unsur unsura unsuru unsuri unsura unsuruna bu şekilde İstediğimiz herhangi bir versiyonda bunları cümleler içinde kullanalım. Sonrasında da sonrasında da onlara bir kişiye delalet eden yani vahid isneyf ya da cemaat zamiri mi biz ona birleştirdik. Müzekker mi müennese mi delalet ediyor bunu söyleyeceğiz. Mesela eb'id uzaklaş. Eb'idu olarak kullandıysak cemi ve erkek olur. Ya da eb'idi olarak kullanırsak müfret ve müennes olur. Eb'id ne dersek cemi ve müennes olur. Bunun gibi bunları istediğiniz gibi kullanın ve ne şekilde zamiri bitiştirdik ona. Müfred tesniye cemiye mi delalet ediyor? Müzekker müennese mi delalet ediyor? Bunu mutlaka açıklayalım. Böylece kendimizi geliştirmiş olalım. Sonrasında yok hocam ben göremiyorum, emir fiili tanıyamıyorum, emiri muzari gibi okuyorum demeyelim kesinlikle. Üçüncü sorumuz şu. Beyin enva'i damayr muttasile bil efal latiye min hayful ifrat ve tesne min hayful ifradi min de olabilir. Min ifrat ifrad ve tesne ve cemi ve min tezkir ve te'nif. Şimdi burada baktığımız zaman baktığımız zaman Kitap bize az önce söylediği ödevi kendi yapmış. Burada farklı bir alıştırma ama onu yapmış. Ama biz şurada cümle içinde kullanacaktık. Onu söyleyelim. Burada cümle içinde kullanmamış. Burada şu göreceğimiz fiillere zamilleri bitiştirmiş. Bu şekilde karşımıza tutulmuş. Bakacağız. Bu zamiller müzekker müennes için mi? Ya da cemi müfred tesniye mi? Mesela şuradaki ister şidu. Bakın müzekker ve cemi. Ya da salliye müzekker ve tesniye gibi görünüyor. ifemu müzekker ve cemi. Fuhu müzekker. Fuhu neydi? Konuşun söyleyin. Fuhu müzekker ve cemi. İstekimne cemi ve müennes ittabi'i müfret ve müennes istakirri müfret ve müennes kuli müfret ve müennes gibi sumne cemi ve müennes gibi bu şekilde kendimize bunu mesela defalarca yapabilirsiniz bunu kendinize sürekli sorun ya da Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa açalım orada bir emir fiile denk gelelim ve kendimize soralım acaba bu emir fiil müzekker mi müennes mi müfret mi tesniye mi cemi mi Aynısını bir önceki derslerimizin mazi ve muzari için de yapabiliriz ama orada soracak daha fazla şeyimiz var. Mazi ve muzariyi soruyorsak müfret, mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, mühannes mi, gayip mi, gayibe mi, muhatap mı, mu, muhataba mı, mütekellim mi? Bu şekilde sorular biraz daha fazla. Mazi ve muzari de emirde sorularımız biraz daha az. Dördüncü sorumuz. Uzkur tasrifel emri me'addamairi. Şimdi emir fiilin zamillerle beraber çekimini zikret demiş. Bu dersin başından beri söylediğim iclis, iclise, iclisu, iclisi, iclise, iclisne ya da uktub, uktube, uktubu, uktubi, uktube, uktubne ya da iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahne. Bunların herhangi birini buraya yazabilirsiniz. Beşinci alıştırmamız. Da ba'de kulli ismi minel esmâ ilâtiyeti fi'le emrin muttasil bi damiri damir münasime thumma beyin nevahu. Burada gördüğünüz gibi boşluklara uygun emir fiiller getireceğiz. Tabi bunu ne belirleyecek? Bunu öncesi belirleyecek. Mesela ya Muhammedu dediğine göre biz buraya müfret müzekker unsur mesela iclis mesela uktub ikra mesela getirmeliyiz. Ya da eyhet, tilmizane dediğine göre biz buraya tesniye ve müzekker yani iclise yadribe iftaha getirmeliyiz. Eyyühet dediğine göre biz buraya cemi erkek yani izhebu unsuru getirmeliyiz. Veya ya Fatimetu dediğine göre biz buraya müfret müennes ikra'i itvi iclisi getirmeliyiz mesela. Eyyetühet <laughs> tilmizetane dediğine göre biz buraya tesniye müennes getireceğiz yani uktuba unsura gibi. Eyyetühet <laughs> dediğine göre cemi müennes yani unsuruna idrib ne getireceğiz. O yüzden mutlaka bize verilen sorularda cevaba yönelik ipuçları vardır. Onları bulacağız. Onları takip edeceğiz. Ona göre amel edeceğiz. Altıncı ve son sorumuz. Huz min maddetil emir. Şurada yine isim maddeleri var. Yani ismi oluşturan harfler var karşımızda. Bunlardan emir fiil çıkaracağız. Ve bu emir fiillerin her birini e, az önceki şuradaki boş mekanlara getireceğiz. Mesela istiğfarun, istiğfara, yestiğfiru, istiğfir. Ya Muhammedu, istiğfir. Olabilir, neden olmasın? İşte kitabetundan uktub gelir. Bayansa uktubi olur. Ya Fatimetu uktubi diyebilirsin mesela. Suelundan isel gelir. Sor yani. İseli, isele, iselu hangisi lazımsa. İşte marifetundan ne olabilir? Arrefe, yuarrifu, tarif. Mesela olabilir, neden olmasın? tahara var. Gıra etundan ikra dediğimiz gibi. E, bu şekilde ihberundan ne olabilir? İhber, ehbera, ehbir yani. Ehbir, ya Muhammedu ehbir, ya da eyyetühe tilmizan ehbira, ya da eyyühe telamidu ehberu, ehbera, yu ehbir, ehbiru diyebilirsiniz sayın hocalar. E, dediğim gibi dersimiz, yani bu ders en azından tadımlık bir dersti. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. En azından biz şu an unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, ne şeklinde emir fiilin altı farklı çekimi olduğunu biliyoruz. Ama ilerleyen derslerimizde bu emir fiile bitiştirdiğimiz zamirler muttasıl merfu zamir olacaklar ve fail olacaklar ve mahalli yırap olacaklar. Bunu öğreneceğiz. Bir de hepsinden önemlisi emir fiilin mebnilik hallerini göreceğiz. Ne zaman sükun üzere mebni olur? Ne zaman feta üzere mebni olur? Ne zaman... Ne zaman? illet tarfinin hasfi üzere mebni olur. Ne zaman? Nun'un hasfi üzere mebni olur diye emir fiilin dört mebnilik halini inşallah hem bu kitabımızda hem kavaydül esasiyede hem de inşallah nahvul vadı derslerinde göreceğiz. İşte o zaman yani bu fiillerin irabıyla alakalı konuları tamamladığımızda Allah'ın izniyle gözümüz kapalı önümüze çıkan mazim muzari emir ayırt etmek sizin çatır çutur çatır çutur çerez gibi İrabını inşallah yapacağız. Geçen de söyledim ya isimler Arapçanın kalabalık bölümü, fiiller azınlık bölümü. Evvela fiillerin tamamını her şekli şükelasını inşallah e, ha, hazmetmeye çalışacağız. Evvela ilk hedefimiz bu olsun. Sonrasında bunlarla bağlantılı cümlelerde geçen isimleri de inşallah hazmetmeye çalışacağız sayın hocalar.